Hastaneye geldiğinde beni öptüğün vakit sen bir şey söyleyecektin. Ama sustun. Unuttum sanma. Vakti değil şimdi, hadi sen usandığında. Niye? Niye vakti değil? Ne söylememi istiyorsun Azize? Bütün bunlar kabus de mesela. Bütün bunlar kabus de. Yunan kumandanı değilim de. Aslında vazifem başka de. Benim tanıdığım Cevdet. Karnımda onun çocuğunu taşıdığımı bile bile Tevfik'le aynı evde kalmama izin vermez. Bu Yunan üniformasıyla olsa da vermez. Eğer buna izin veriyorsa muhakkak başka bir emeli vardır. Kara Fatma bana ne dedi biliyor musun? Evladının babasına kavuşması yakındır dedi. Ah senin şu inadın. Sen hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? İlle canıma kastedeceksin benim ya. Seni almaya geldim. Hadi gidiyoruz, yürü. Ben gelemem. Burada kalmam lazım. Yarın bu insanlar aşı olacak. Ne demek gelemem Azize? Bu insanlar hasta. Kendini düşünmüyorsan karnındaki çocuğu düşün. Teşekkür ederim. Buraya kadar geldin. Zahmet etmişsin ama ben gelmiyorum Tevfik. İyi, tamam. Ben de burada kalırım o halde. Hayır, olmaz. Aa. Ne demek olmaz? Çünkü biz seninle aynı yerde kalamayız. Konuşmuştuk bunu. Sende bir hal var Azize. Bir şey mi saklıyorsun benden? Ben mi? Hayır tabii ki, ne saklayacağım? Şu mektup meselesinden haberin var mı? Rıza Bey'in oğlunun yazdığı mektuptan. Mektup? Hayır. Niçin şimdi bunu sormak icap etti? Senin için endişelendiğimden soruyorum bunu. Bak, benden gizli saklı bir şeyler çeviriyorsan ben dahi seni müdafaa edemem, anlıyor musun? Anlıyorum Tevfik, anlıyorum ama senden gizli hiçbir iş çevirmiyorum. Ayrıca bu mektup falan nedir? Haberdar da değilim. Öyle diyorsan öyledir. Sana itimadım tamam. Tamam. Hadi git artık lütfen. Ben de çok yoruldum. İstirahat edeyim. Tamam, sen geç hadi. Geceler.
Hala. Burada bekliyorum o vakit. Nereden böyle? Hastaneden. Annem yok ya, nöbetçi kaldım. Niye sordun? Teğmenin yanından değil yani. Nereden çıkarttın abla yine? Bana bak Hilal. Teğmen firar etmiş. Eğer onu saklamaya falan çalışıyorsanız başınız derde girer, haberin olsun. Saklamıyoruz. Saklasak da sana söylemeyiz zaten. Gidip jürnallersin sen hemen. Ali Kemal sana söylemedi yani. Neyi? Ben yapmadım, Mehmet yaptı. Boşuna aldınız günahımı. Lakin çok geç. Zaten bu evde bana bir kişi itimat ediyor. O da ne yazık ki korkak. Korkak öyle mi? Madem bu kadar işitmek istiyorsun, dinle vakit. Neden kaçtığımı anlatayım sana. Çünkü kayboluyorum Yıldız. Benim kaçtığım her sokak sana çıkıyor. Bu şehrin her sokağı sensin. Baktığım her suret senin. Kâfi mi? İşittin mi? İşittim. Meğer ne süslü cümlelerin varmış senin. Sahiden bu kadar çok seviyor musun beni? Duydun işte. Bu zamana kadar neden söylemedin o zaman? Keyfimden sustum yalnız ben. Olmaz. Dokunamam sana, bakamam. Mahremsin. Evlenelim o vakit. Evet, evlenelim. Buradan gidelim Ali Kemal. Başka bir yere gidelim, kimsenin bizi tanımadığı bir yere gidelim. Hı? Sen orada ticaretle uğraşırsın, ben de bir dükkan açarım. Madame Babette'in bonmarşesi gibi. Sen bana kumaşlar getirirsin. Sonra belki Avrupa'ya taşınırız ha? Olmaz mı Ali Kemal? Saadet bizim de hakkımız değil mi? Çocuk musun, hatun musun? Melek misin, şeytan mısın? Anlamak nasip olmadı lakin... Çok güzelsin be Yıldız. Beni bir de bırakmayacağını söz ver. Söz. We'll be right back.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.